Selamünaleyküm sayın seçmen kardeşlerim ve muhterem Erzurum halkı. Seçime saatler kaldı. Artık Allah izin verirse inşallah memleketimize, devletimize, milletimize hayırlara vesile olacak. İnşallah bir seçime gireceğiz. Bu fırsatı bize veren Kanal 25 ekibine tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Ve siz değerli hemşehrilerime inşallah seçilirsem nasıl bir programla, nasıl bir çalışmayla meclise gideceğimi sizlerle bugün paylaşmak istiyorum. 8 Haziran sabahı inşallah milletvekili olarak uyanırsak yapabileceğimiz işler şunlardır. Birincisi, hepinizin bildiği gibi Millet Meclisi'nde yemin töreni yapacağız ve milletvekili olarak göreve başlayacağız. Belli bir müddet sonra 2016 yılı bütçesi görüşülecek. Bu bütçe görüşülmeden önce ben Sayın Cumhurbaşkanımızla ve yeni hükümetimizin başbakanı her kim olacaksa Sayın Başbakanımızla ve Sayın Tarım Bakanımızla önce ön bir görüşme yapacağım. Daha sonra inşallah bu görüşmeden sonra derhal bu tezlerimi, projelerimi kendilerine anlatıp bunlardan destek isteyeceğim. Projelerim şunlar. 1. Bütçe görüşmelerinde kurum ve kuruluş bütçelerinin %25 oranında azaltılması. Savunma Bakanlığı'nın bütçesi hariç. Bütün bütçelerin %25 oranında azaltılması için efendim önerge vereceğim. 2. Tarım Bakanlığı bütçesinin %100 arttırılması ve buna paralel olarak Tarım Bakanlığı'nın şu anda şimdiye kadar dağıtmakta olduğu doğrudan gelir desteği ve teşviklerinde kaldırılması şeklinde bir önerge vereceğiz. 3. Vatandaşlardan 22-60 yaş arasında işsiz olanlara, bekarlara 50 bin, evlilere 100 bin TL hibe verilmesi ile bununla ilgili efendim bir önerge vereceğiz. 4. İl idare kanununun değiştirilip köy kaymakamlarının atanması, köy kaymakamlıklarının kurulması için önerge vereceğiz. 5. 50 dönüme kadar arazi sahibi çiftçilerin tüm tarımsal giderlerinin devlet tarafından karşılanması için önerge vereceğiz. 6. İl ve ilçelerde valilik ve kaymakamlık bünyesinde çiftçi pazarı kurulması, çiftçilere sözleşmeli ve münavebeli üretim yaptırılması şeklinde efendim önerge vereceğiz. 8. Çiftçilere ve tüm fakir halka, memurlar dahil sübvansiyon uygulanması, yani tarımsal üretimlerden alacakları sütten, patatesten, undan vesaire, ekmek dahil hepsinden sübvansiyon uygulanması için efendim önerge vereceğiz. 9. Milletvekillerinin yurt dışı tedavilerinin tamamen durdurulması. Adam hava atmak için ben milletvekiliyim, öyleyse yurt dışında tedavi olmam lazım diye yurt dışına gidiyorsa buna asla müsaade etmeyeceğiz inşallah. Ya ne olacak? Eğer tabipler tarafından bir konsensus uygulanmış
herhangi bir hasta, konumu ne olursa olsun, efendim bu hastanın tedavisi yurdumuzda mümkün değildir, yurt dışında tedavisi mümkündür diye bir konsensüs raporuyla gönderilecek bir hasta varsa, ister belediye işçisi olsun, ister milletvekili olsun, o tür hastalar sadece yurt dışına gönderilmesi için bir önerge vereceğim inşallah. Milletvekili maaşlarının %40 oranında düşürülmesi için. 11. Para politikasının altın bazlı uygulanması için. 12. Öğrenci kredilerinin kaldırılıp hepsinin bursa dönüştürülmesi için. Lise öğrencilerine 1 altın, yüksek öğrenime 2 altın şeklinde. 13. Asgari ücret 2 altın şeklinde hesaplanması için önerge vereceğiz. 14. Milletvekili maaşları 12 altın olarak uygulanması için. 15. Fakir kesimin 5000 TL borçlarının, 5000 TL'ye kadar olan borçlarının, ister kredi borcu olsun, ister kredi kartı borcu olsun, bir defaya mahsus devlet tarafından silinmesi için önerge vereceğiz. 16. Zengini zengin yapan teşvik ve hibelerin kaldırılması için. Eğer esnafa kredi verilecekse, çiftçiye kredi verilecekse, bunlar da küçük esnaf, küçük çiftçi ise 0 faizli krediler verilsin. 100 bin liradan 500 bin liraya kadar bu kardeşlerimize kredi verilsin. Ama asla hiç kimseye karşılıksız para olan hibe verilmesin. On yedi, fakir kesime devlet misafirhanelerinin bedava açılması için bildirge vereceğiz, önerge vereceğiz. 18. Hastanelerin vatandaşa tamamen parasız hizmet vermesi için. 19. Taşeron köleliğe son verilmesi için önerge vereceğiz. Değerli kardeşlerim, yatırımlara gelince öncelikle ilimizin yatırımları hususunda bazı şeyler arz etmek istiyorum. 1. Tortum'a İslami İlimler Akademisi yapılması. 2. Hınıs Barajı yapılması. 3. Şeyh Said Üniversitesi kurulması. 5 fakülteli demiştim. Bu fakültelerden birincisi Kur'an İlimleri ve Tefsir Bilimi Fakültesi. İkincisi Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi. Üçüncüsü Uzay Bilimleri Fakültesi, dördüncüsü Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi, beşincisi Veteriner Hekimliği Fakültesi olmak üzere bu şekilde bir Şeyh Said Üniversitesi kurulması için de inşallah önerge vereceğim. 4. Horasan Süt İşletmesi. Horasan'da bir süt fabrikası yapılması için inşallah önerge vereceğim. 5. Pasinler patates işleme fabrikası. Patates işlemesi için Pasinler'de bir fabrikaya ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bunun için de önerge vereceğiz inşallah. 6. İspir ve tortumun organik meyvelerini paketlemek için ve ceviz kırma amaçlı bir ünite kurulması için İspir'de bir birim kuracağız. İnşallah bunun için de önerge vereceğiz. 9. Tüm ilçelerde mor koyun ırkının yaygınlaştırılması için efendim hiç sıfırdan başlayacaklar için işte 50 bin lira, 100 bin lira değerinde hibeler, eğer işini kurmuş çalışıyorsa bu tür çiftçi kardeşlerimize de 100 bin liradan 500 bin liraya kadar 0 faizli krediler verilmesi için inşallah çaba sarf edeceğim. On, Tekman, Çat, Narman, Olur, Şenkaya ilçelerinde arıcılığın yaygınlaştırılması için önergeler vereceğim. 11. Tüm köylerde Kur'an kursları açılması için, yani Kur'an kurssuz hiçbir köyümüz kalmasın. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim ahlakına bugün her zamandan daha çok muhtacız. 12.
İl içerisinde ve bazı ilçelerde bağlantılı metro ve tramvay hatları yapılması için. Bugün Erzurum bakıldığı zaman tüm ilçeleriyle birlikte İstanbul'un yerleşik durumuna bakılırsa, yani Anadolu yakası kadar veya Avrupa yakası kadar biraz daha büyük veya biraz daha küçük bir alan oluşturur. Oralarda metrolar çalışıyor, yapılabiliyor. Demek ki Erzurum'da da yapılırsa inşallah çalıştırılabilir. Mesela diyelim ki Aşkale'den Horasan'a kadar. Horasan'dan Köprüköy'ü efendim Alvar istikametinden Erzurum'a gelecek bir tramvay veya buna benzer bir hat kurulabilir. Evsiz kimse kalmasın kampanyası başlatarak çeşitli ebatlarda şahısların bütçesine göre inşallah konut projeleri içinde efendim önergeler vereceğim. 14. Tablacı esnafı başta olmak üzere küçük esnafa ve küçük çiftçiye 0 faizli 100.000'den 500.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanması için İnşallah önergeler vereceğim. Değerli kardeşlerim, bilindiği gibi inşallah yarın seçimi yapacağız. Seçimi yaptıktan sonra inşallah benim ilk icraatım, şayet milletvekili olarak seçerseniz, her ilçemiz için bir klasör oluşturacağım. Ve bu klasörlerimin içerisinde her ilçeye bağlı köy ve mahallelere ait birer dosya bulunduracağım. Ve bu dosyaları, bu klasörleri yine 20 ilçemizi propaganda için gezdiğim şekilde tek tek gezeceğim. Bu defa kaymakamlarımızdan ve belediyelerimizden bilgi toplayacağım. Ve vatandaşlarımla görüşeceğim. Sorunlarını not edeceğim inşallah. Onları o klasörlerde muhafaza edip Allah izin verirse inşallah Ankara'ya götüreceğim ve ilçeleri sıraya koyarak en gelişmemiş ilçemizden, mesela Şenkaya'dan başlayarak efendim inşallah yatırımlara, sorun çözmelere Allah'ın izniyle çalışacağım. Bu şekilde çalışmalarıma başlayacağım. Cenab-ı Allah fırsat verirse. Tabii ki seçilme hususunda da, vaatlerimi yerine getirme hususunda da tek dayanağım Cenab-ı Allah'tır. Allah-u Teala yardım ederse, inşallah azdırıp saptırmazsa, ben bu vazifeyi hakkıyla yerine getireceğime Allah'ın izniyle yine inanıyorum ve güveniyorum. Değerli kardeşlerim, sizlerden ricam şudur. Asla oy çalmayın ve çalanlara da müsaade etmeyin. Oy çalmak melunluktur. Çünkü bu Allah-u Teala'nın hükmüne razı olmamadır. Peygamberin hükmüne razı olmamadır. Bu çeşitli çeşitli cinayetlere sebebiyet vermedir. Kavgalara, dövüşlere, efendim belki Allah muhafaza etsin 100 yıl sürecek kinlere, nefretlere sebebiyet verecektir. İnşallah milletimiz bundan titizlikle kaçınacaktır. A partisi olur, B partisi olur. Hiç önemli değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen bir Müslümanla bir Yahudi tartışarak geliyorlar. Müslüman diyor ki, ya Resulallah, bizim aramızda bir hakemlik yap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, evet yapayım. Ve her ikisini de dinliyor, hak Yahudinindir. Peygamber Efendimiz hükmünü veriyor. Diyor ki hak Yahudinindir. Ve Müslüman olan, sözde Müslüman olan asıl sahtekar peygamberin bu hükmünü kabul etmiyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şahısları Hazreti Ömer'e gönderiyor. Hazreti Ömer peygamber hayattayken benim hakem olduğumu size kim söyledi diyor. Oradaki Müslüman diyor ki, Hazreti Peygamber bizi sana gönderdi ya Ömer. Neden? Yahudi diyor ki,
Hazreti Peygamber beni haklı buldu ama sizin bu Müslüman kabul etmiyor. Hazreti Ömer içeri giriyor, kılıcını alıyor ve o sözde Müslümanın kellesini kesiyor. Peygamberin hükmüne razı olmayanın hükmü budur. Değerli kardeşlerim, hiç kimse kendisini aldatmasın. İşte dindar insanlar başımızda olduğu için, olmasını istediğimiz için çaldık. İşte şunun için çaldık, bunun için çaldık. Yapılmaz, yapılamaz, yapılmamalıdır. Çünkü eğer Cenab-ı Allah cebren dindarlığı istemiş olsaydı, وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ ayeti cellesiyle bunu efendim teyit etmezdi. Ne diyor? Eğer Allah dilese sizi hidayetin üzerinde cem eder. Oysa hidayetin üzerinde cem etmiyor. Ne buyuruyor? فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Evet, Allah nefse ilham etti. Fucuratı da ilham etti, takvayı da ilham etti. Dileyen onu seçer, dileyen onu seçer. Eğer öyle olsa münafık belli olmaz, kafir belli olmaz, mümin belli olmaz. Zorla olmaz. Velev ki hasbel kader Türkiye halkı Komünist Partisi'ni toptan seçip iktidara taşıyacak olsa hiçbir Müslümanın hakkı yoktur ki bu komünistler idareye gelmesinler, biz onun için oylarını çalalım, iptal edelim. Bunu demeye hiçbir Müslümanın hakkı yoktur. İnsanlar seçmiş, kabul etmiş. Onun idaresini eğer kabul etmişse, demek ki onu başından kabul etmiş demektir. Senin kraldan fazla kralcı olmana gerek yoktur. Onun için değerli kardeşlerim, özellikle devletten para alan memurlar, İmamlar, öğretmenler, muhtarlar asla bu işlere tevessül etmesinler. Allah rızası için, Allah'ın rızasını düşünüyorsanız kesinlikle hiç kimsenin oyuna müdahale etmeyin. Hiç kimsenin oyunu çalmayın ve kendi oylarınızı da inşallah çaldırtmayın. Bakın, benim oylarımı koruyacak hiç kimse yok, sadece Allah var. Ben Allah'a tevekkül etmişim, Allah'a emanet etmişim. Ne kimsenin bir tane haram oyunda gözüm var, ne de benim oyumu çalana helal edeceğim var. Kesinlikle. Bana verilmiş oyu birisi çalarsa kesinlikle helal etmiyorum. Bana verilmemiş bir oyu benim haneme yazana da hakkımı helal etmiyorum. Değerli kardeşlerim, seçmenlerim, sizlere seslenmek istiyorum son defa. Yarın seçimlere giriyoruz inşallah. Bugüne kadar anketlere, her şeye baktık. Biliyoruz, bugün Erzurum'un tablosundan sadece ve sadece çıkacak partiler belli. Bunun yorumuna gerek yok. Onun için saadet tabanına sesleniyorum. Ben seçildiğim zaman inşallah Allah'ın izniyle Saadet Partisi'ni mecliste temsil edeceğimden dolayı oylarınızı başka partilere hediye etmeyin. Mutlaka oylarınızı benden yana kullanın. HDP'li kardeşlerime de aynı şekilde sesleniyorum. İnşallah mecliste tüm Müslüman kardeşlerime hiçbir ayrım gözetmeden, kesinlikle hiçbir Müslümanın hakkını iptal etmeden, hatta gayrimüslimin de hakkını iptal etmeden, zayıf olan, farklı olan, hiç kimsesi olmayan kimselere inşallah dini, inancı, cinsiyeti, milliyeti ne olursa olsun kol kanat gereceğim, koruyacağım, haklarını inşallah müdafaa edeceğim. Bu şekilde bütün kardeşlerimden, bütün Erzurum'dan, Erzurum'un bütün ilçelerinden oy talep ediyorum. Allah'ın izniyle oylarınız boşa gitmeyecektir. Cenab-ı Allah bu kalbimi çevirmedikçe, beni azdırıp Allah muhafaza etsin saptırmadıkça, bugünkü düşüncelerim bende hakim olduğu müddetçe inşallah devletime, milletime, ümmeti Muhammed'e ve bütün insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve huzur içerisinde bir yaşam getirmeye sayı gayret edeceğim, çalışacağım.
sizlerden sadece isteğim, pazar günü inşallah Birleşik Oy Pusulası'ndaki efendim en sonda bulunan Abdüsselam Efe isminin altına evet mührünüzü vurmanızdır. Eğer burada bu kardeşinizi tercih ederseniz takdirler sizindir. Eğer tercih etmezseniz yine takdirler sizindir. Cenab-ı Allah'ın hükmü tecelli edecektir külli iradeyle. Sizin hükmünüz tecelli edecektir cüz'i iradeyle. Allah'ın izniyle bu her iki iradenin açıklanmasına da ben dünden razıyım. Yeter ki işin içerisinde sahtekarlıklar olmasın, çalmalar olmasın, kavgalar, gürültüler olmasın, hiç kimse kimseyi karalamasın, lekelemesin, zan altında bırakmasın. Değerli kardeşlerim, huzur ve kardeşlik bizi yüceltir. Birlik ve beraberlik bizi yüceltir. Endülüs Emevi Devleti'ni tarihten silen birbirlerine düşmeleridir. Kendi nefislerini liderlerinin ön plana çıkarmalarıdır. Önce kendi nefislerini ön plana çıkardılar, sonra devletlerini parçaladılar, sonra emirlikler oluşturdular ve emirlikler birbirlerine savaş açtılar ve o savaşlarda ne hazindir ki paralı şövalyeler bile kendi Müslüman kardeşlerini kırdırmak için çalıştırdılar. Değerli kardeşlerim, benim sizlerden isteğim ne olursa olsun, kim kazanırsa kazansın, kim kaybederse kaybetsin, bu dünyanın sonu değildir. Cenab-ı Allah'ın nice günleri vardır. Ömür vermişse bir dahaki dönemde yine seçimler olacak. Yine seçimlere girilecek. Bugün başka kardeşleriniz kazanacaksa yarın belki sizler kazanacaksınız. Onun için hiç kimse galeyana gelmemeli. Hiç kimse çekememezlik yapmamalı. Hiç kimse Müslüman kardeşini küçük görmemeli ve hedef tahtasına oturtmamalı. Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Acemiyle, Çerkeziyle, Abazasıyla, Sünnisiyle, özür dilerim, Alevisiyle bu millet bir bütündür. Bayrağımız şanlı ay yıldızlı bayrağımızdır. Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Müslüman olanların ki kesreti %99'dur, dini İslam'dır. Mezhebi ne olur olsun. İster Alevi olsun, ister Sünni olsun. Sünni mezheplerinde farklılıkları var. Bunların da Hanifisi var, Şafiisi var. Türkiye'de zannedersem Sünni mezheplerin diğer efendim Hanbelileri, Malikilerinden pek fazla yok. Dolayısıyla kardeşlerim, biz bir milletiz, bir devletiz. Bizim hepimiz kardeşiz. Hepimiz bu ülkenin insanlarıyız. Barış, huzur, kardeşlik içerisinde bir seçim yapmamız lazımdır. Cenab-ı Allah bu seçimi bütün ümmeti Muhammed için hayırlara vesile etsin. Dünya barışına ihtiyacımız var. Hristiyan alemiyle İslam aleminin barışmasına ihtiyacımız var. İslam aleminin kendi arasında birbirleriyle barışmalarına ihtiyacımız var. Türkiye'nin iç barışına ihtiyacımız var. Türkiye'deki hapishanelerde suçsuz, günahsız olarak yatan insanların serbest bırakılmasına ihtiyacımız var. Hangi kesimden olursa olsun, kim olursa olsun, bunlar üzerinde düşünmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, hiçbir zaman için sudan bahanelerle değerli Cumhurbaşkanımıza ve buna benzer şahsiyetlere, din adamlarına, çok değerli din adamlarına diş bilemememiz ve onları düşman bellemememiz lazımdır. Çünkü kargaşayla gelen en iyi devlet başkanından kargaşasız olarak yerinde oturan en beceriksiz devlet başkanı üstündür. Değerli kardeşlerim, işte Libya, işte Mısır, işte Suriye. Elimizdeki nimetleri elimizden gitmeden önce kıymetini bilelim. Kesinlikle hiçbir zaman için
devletimizi, milletimizi karıştırmaya teşebbüs etmeyelim. Bilmediğimiz bir söz, bilmediğimiz bir hareket devletimize, milletimize, müminlere, Müslümanlara ve bütün dünyaya çok büyük faturalara sebebiyet verebilir. İkinci Dünya Savaşı'nı çıkaran efendim bir canidir. Bir tek kişidir. Düşünebiliyor musunuz? Onun için Kur'an-ı Kerim bize diyor ki vel fitnetu eşeddu minel katl. Fitne katilden beterdir. Değerli din kardeşlerim, değerli Erzurumlu hemşehrilerim, sizlere şunu söylemek istiyorum. İnşallah meclise gidersem mecliste evvela zayıfların, fakirlerin, işsizlerin, kimsesizlerin sesi olacağım. Allah'ın izniyle bunu yürüteceğim. Bunda kesinlikle inşallah şüpheniz olmasın. Eğer Allah muhafaza etsin, Cenab-ı Allah beni şakilerden yaratmışsa, kalbimi çevirecekse, yapımı çevirecekse, o da onun kudretine dayalıdır. Ben o hususta bir şey diyemem. Ama beni bu şekilde hareket ettirecekse ki, inşallah benim duam budur. Allah'ın izniyle devletimiz için, milletimiz için, şehrimiz için, ilçelerimiz için, köylerimiz için seferber olacağım. Gecemi gündüze katıp Allah'ın izniyle çalışacağım. Hem aldığım maaşı hak edebilmek için, hem sizlere hizmet getirebilmek için, hem de bir fakirin, bir yoksulun, bir zayıfın duasını alabilmek için. Değerli kardeşlerim, hepiniz Allah'a emanet olunuz. Allah hepinizden razı olsun. Oy veren kardeşlerimden şimdiden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Oy vermeyenlerin de yine Allah razı olsun. Takdirleri o şekildedir. Hiç kimse benim düşmanım değildir. Hiç kimseye düşmanlığım yoktur. Biliyorsunuz ben propaganda ettiğim sürece gerek Erzurum'daki benimle beraber yarışan milletvekili arkadaşlarımı, milletvekili adayı arkadaşlarımı, gerekse Türkiye genelindeki milletvekili adayı arkadaşlarımı hiçbirisini hedef almadım. Hiçbir partiyi hedef almadım. Sadece gönül umduğu yerden küser şeklinde iktidar partisini ufak tefek eleştirdim. Bu da tabii ki hakkımız. Eleştirmem de aslında eleştirme değil, yani eksiklerini dile getirdik. İnşallah bundan sonra performansları yüksek olur. Milletimiz onları takdir ederse başımızın tacıdır. Başkalarını takdir ederse onlar başımızın tacıdır. Herkes bu şekilde düşünmesi lazım. Değerli kardeşlerim, bunlar hepsi bizim milletimizin evlatları. Kürdüyle, Türküyle, ülkücüsüyle, hadeplisiyle. Hepsi bizim milletimizin evlatları. Hepsi bizim başımızın tacı. Kim barajı aşarsa, kim gelirse iktidara, kim milletvekili olarak seçilirse onlar bizim idarecimizdir. Her Müslümanın, her Türkiye vatandaşının, Türk vatandaşının, her Erzurumlunun bunu söylemesi mecburidir. Değerli kardeşlerim, bize bizden başka dost yoktur. Müslümana Müslümandan başka dost yoktur. İslam aleminin hali harap. Görüyorsunuz. Yüzlerini dönmüşler Allah'ın izniyle bize. Biz de birbirimize düşersek ne olacak? Değerli kardeşlerim, her kesime sesleniyorum. Allah razı olsun başta olan liderlerin hepsinden. Sokaklara insanların dökülmemesi için ellerinden gelen gayretleri sarf ediyorlar. Bu hususta gerek Demirtaş'a, gerekse Sayın Devlet Bahçeli'ye en içten, en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İkisine de teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah razı olsun. Ve Erzurum'daki ülkücü kardeşlerime de, hadepli kardeşlerime de hepsinden Allah razı olsun. Aklı başında hareket ettiler. Devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e oynanan oyunlara gelmediler ve inşallah gelmeyecekler. Bizler inşallah gelecekte Selçuklu'nun, Osmanlı'nın ruhunu yine kazanacağız. Yine bir büyük İslam imparatorluğu oluşturacağız. Ama Hristiyan alemini veya başka bir yeri işgal etmek için değil,
sadece İslam coğrafyasını muhafaza etmek için, sadece İslam coğrafyasında Kur'an'ımızı okuyabilmek için, İslam coğrafyasında huzur içerisinde dinimizi, namusumuzu, canımızı, malımızı muhafaza edebilmek için. Cenab-ı Allah inşallah bu günleri bize gösterecek. Yeter ki bizler buna layık olalım. Değerli kardeşlerim, tekrar tekrar söylüyorum. Allah rızası için düşünün, oylarınızı Allah rızası için kullanın. Bu sizlerin geleceğidir. Bu ülkenin geleceğidir. Bu milletin geleceğidir. Hatta ümmetin geleceğidir. Çünkü dünya barışı da, ümmetin barışı da ve Türkiye'nin barışı da efendim dünyanın uzun ömürlü yaşamasına sebebiyet verecektir. Allah muhafaza etsin, dünya üçüncü bir savaşı, üçüncü dünya savaşını kaldıramaz. Üçüncü dünya savaşı çıkarsa, nükleer efendim başlıklı füzeler harekete geçerse dünya yerinden oynar. Onun için her insanın, ister Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, özellikle kitap ehli olan kişilere sesleniyorum. Her insanın bu dünyayı muhafaza etmeye mecburiyeti vardır. Elimizden gelen gayreti sarf edelim. Cenab-ı Allah elimizdeki nimetleri elimizden almasın. İdarecilerimize saygılı olalım. İdarecilerimize hakaret etmeyelim. Devletimizi beş paralık duruma getirmeyelim. Hiçbir kötülüğün, hiçbir yolsuzluğun, hiçbir haksızlığın savunucusu ve üzerini örtücüsü olmayalım. Fakiri fakir yapıp zengini zengin yapanlardan olmayalım. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah adil milletleri, adil insanları sever. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yedi kimse vardır ki mahşerde hiçbir gölgenin olmadığı gölgelikte efendim arşın gölgesinde gölgelenecekler. Bunlardan en önde geleni el imamul adil, adil idareci. Adil, adaletli idareci. Adaletli idareci devlet başkanından tutun ev reisine kadar gelir. Değerli kardeşlerim, devlet başkanı olsun, bakanlar olsun, valiler olsun, kaymakamlar olsun, ev idarecileri olsun. Adil olanları öldükleri zaman şehitlerle, sıddıklarla, doğrularla yani ve peygamberlerle birlikte haşrolacaklardır. Onun için bütün idarecilerimize de buradan sesleniyorum. Adil olalım, adaletli davranalım, mazlumların sesine kulak verelim. Değerli kardeşlerim, benim en zoruma giden şeylerden birisi şudur. Bunu söyleyip hemen sizlere Allah'a emanet edip bitireceğim. Ben giderim Erzurum'un herhangi bir caddesinde son model arabalar kenarda köşede çekilidir. Buraya zabıta kardeşim hiçbir ses çıkarmaz. Ama bir zavallı tablacı, hırsızlık etmez bu adam. Yolsuzluk yapmaz. Devletin milletin parasını çalmaz. Tablacılık yapar ya. Gelir zabıta o tablacının tablasını döker. Benim böyle canım gider. Değerli kardeşlerim, mazlumun ahını almayın. Cenab-ı Allah hiçbir Müslümana mazlum ahı aldırmasın. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Cenab-ı Allah cemi cümlemize mazlum ahı aldırmasın. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Bu seçimleri de Cenab-ı Allah devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e ve bütün dünyaya hayırlara vesile kılsın. Allah'a ısmarladık. Değerli din kardeşlerim.